Herkese iyi akşamlar. Bizim bugünkü konuğumuz çok değerli. Çok değerli bir konuğumuz var. Toplantıya katılanlar çok şanslı. Ta Dubai'den, uzaklardan, kilometrelerce uzaklardan Reyhan Elmasri hanımefendi davetimizi kabul etti ve katıldı. Kendisinin CV'sini okumak için çok çok vakit lazım. O kadar zengin bir CV. Onun için ben hani kurumsal eğitmen, yazar, yaşam koçu, nefes koçu diyeyim ama siz bunlara ilave kendinizi. Reyhan Hanım kimdir? Reyhan Elmasri hanımefendi. Efendim, bize kısaca söyler misiniz? Tabii Buyurun ki lütfen. memnuniyetle. Çok çok teşekkür ediyorum hocam öncelikle. Hani beni bunu davet ettiğiniz için, kabul ettiğiniz için asıl ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Zaten hayat misyonum insanların hayatına katkıda bulunmak, katkı olmak, iyiye gitmelerine yardımcı olmak. Yaşam misyonumu da işim haline getirdim. Ne mutlu bana. Benim 25 yıllık bir kurumsal hayatım var, kurumsal geçmişim var. 10 sene Procter & Gamble, 3 sene Deloitte, 10 sene de Egon Zehnder, belki bilmeyebilirsiniz, yönetim danışmanlığı ofisi uluslararası. Sonra 2010'da da Dubai'ye taşındık ve böyle yumuşak bir geçiş yaptım. 2 yılda burada kurumsal hayatta çalıştım. Daha sonra aslında yıllardır yaptığım, kendi üzerinde uyguladığım şeyi iş haline getirdim. O da şuydu, hani deyim yerindeyse çok kısaca bilinen haliyle şifacılık ve kişisel gelişim. Şimdi karşımızda bir profesör doktor NLP, var. NLP diye. Hepsi çok şey var hocam. Ben Evet. ilk bel fıtığımın iyileşmesiyle başladım. Ondan sonra baktım ki gerçekten duygusal bedenimizde önce bütün hastalıkları, her şeyleri yaratıyoruz. Ondan sonra duyguların farkına vardım ve duygusal detoks diye kendim bir metot geliştirdim. Ve bu konuda aynı isimle de yazılmış, yayınlanmış bir kitabım var, Duygusal Detoks diye. Ve zaman içinde bütün bu öğrendiğim şeyleri ki hala öğreniyorum. Yani hala eğitim alıyorum, eğitim veriyorum evet ama eğitim de alıyorum diğer taraftan. Sürekli Hepiniz kendimi her geliştiriyorum. an, Reyhan Hanım, hepiniz Aynen. her an öğreniyoruz. Hakikaten gece bir şey takılıyor kafama, kalkıp bakıyorum, uyuyamam çünkü. Onun için her an öğreniyoruz. Öğrencilik bitmiyor. Bitmiyor hocam, bir de bilirsiniz hani bizim zamanımızda böyle kaynak yoktu. Yani hani kağıt ansiklopedilerle kısıtlı, o da ne bulursan hani orada ne okursan ne yapabilirsen. Şimdi her şey şunun içinde yani Profesör ben bunu... Google, Profesör Google var. Aynen. Tabii ki orada çok bilgi kirliliği de var. Yani Tabii. ona da o konuda biraz şey olmak lazım. Tabii. Güvenmemek lazım her şeye. Evet, seçici olup güvenilir kaynaklardan, güvenilir kişilerden almak lazım şeyleri, bilgileri de. Daha sonra kurumsal hayatı bıraktım 2012'de ve şimdi çalışanların mutluluğu konulu kurumlara eğitimler veriyorum ve yaklaşık 15 yıldır da bireysel seanslar yapıyorum. Bu seanslar işte hani çok geniş bir yelpazeyi içeriyor. Hani hayatına kalite katmak isteyen, panik atak, anksiyete şey. Bunları yapıyorum derken tabii ki her zamanki gibi doktorlarla işbirliği içinde çalışıyorum. Bunlar hep destek şeyler arkadaşlar. Hep hani ne bileyim bazı şeyleri onlar verirler de biz üzerine yaparız. Mesela bir psikiyatriste çok uzun yıllar çalıştım. Özellikle panik atak hastaları üzerinde mesela nefes teknikleri çok çok işe yarıyor. Şimdi zihin ötesi teknikler ne demek? Ben bunları nasıl geliştirdim, ne yaptım? Bu arada benim sigara maceram, sigarayı bırakma maceram başlangıcı Mustafa da geldi. Evet, ben katılanlara da çok teşekkür ediyorum. Gözde Hocam, Mustafa Bey, Füsun Hanım, Emine Aydın, Yücel Karakuş, Zeliha Hanım, Mehtap Hanım, Tuğba Hacettin. Katılanlara tek tek söyledim. Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz efendim. Şimdi Reyhan, buyurun. doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Aa, bugündü. Doğru, bugün. Yok, Dün hocam, dündü, dün. 17 Ay, Şubat. ben hastanede geçirdiğim için dünü biraz onun için kusura bakmayın, bugün gibi. Yok yok hocam, ben şöyle bir düstur edindim kendime. Böylece yaş aldıkça daha da mutlu oluyorum. Doğum kaç yaşındaysam o kadar gün o kadar gece kutluyorum. Daha Müthiş. önümüzde çok gün var. Yaklaşık 3 ayımız var kutlayacak. Hiç araya sormuşlar da onu ben vakit olursa okuyacağım, öyle bir de şey var. Evet, buyurun siz şimdi. Evet. Efendim, biz hep sigarayı konuştuk bunca zaman webinarlarımızda. Bugün 19.sunu yapıyoruz. Hep sigara nasıl, zararları nasıl bırakılır? Ama siz bize zihin ötesi söyleyeceksiniz. Zihin Çok merakla bekliyoruz. Buyurun ötesi. efendim. Çok teşekkürler hocam. Şimdi
Benim Hoş geldin zaten hocam. yaptığım işlerin neredeyse tamamı zihin ötesi. Ben zihin ötesi teknikleri kurumsal da stres yönetimi için şey içinde kullanıyorum. Çünkü zihin artık çok gelişti. Zihin hepimizde şişti, şişti, şişti. Mesela kurumsalda da öyle, burada bulunan herkes de öyle, eminim zihnen çok donanımlı. İşte herkes üniversite mezunu, artık master yapıyorlar, şey yapıyorlar, o kadar donanımlı ki. Ve bunu yaparken de biz zihin ötesini çok ihmal ettik. Ben her sorunun çözümünde, her şeyde, bu ister kurumsal hayatta bir çatışma yönetimi olsun, ister bir kişinin ilişki yönetimi olsun, ister ne bileyim kariyer yolundaki şey olsun, hep zihin ötesi yöntemlere gidiyorum. Ve sigarayı buna nasıl uyarlarım? Sigarayı bırakma konusunda, aslında bırakma değil benim için. Sigarayı bırakma bana hiç hafif gelmiyor. Bu hafif gelmiyor da bir zihin ötesi şeydir, terimdir. Sigarasız yaşama geçmek. Sigarasız yaşamı seçmek. Başta ilk zihin ötesi yöntem bu işte arkadaşlar. Şimdi sigarayı bırakmak isteyen kişi aslında zihnen biliyor ki bırakması gerekiyor. Zaten bir kere ilk zihin ötesi yöntemlerden bir tanesi de sigarayı bırakmalıyım. Sigarayı bırakmak zorundayım. Sigara bana zarar veriyor. Sigarayı bırakmalıyım. Bu meli malıyı bir kere bir kenara atıyoruz. Şu an bu size çok absürt gelebilir. İşte size zihin ötesi bir yaklaşım. Neden? Çünkü zihin zaten biliyor. İçenler soruyorum, bilmiyor musunuz sigaranın zararını? Biliyoruz, zihin biliyor bunu. Ama mesela benim bir göğüs hastalıkları uzmanı bu YouTube kanalıma video çekip koymuştum. Özgür o söylemişti. Diyor ki hastasının sigaradan mahvolmuş ciğerine bakarken şöyle sigarasından diyor, elinden tutmuş şöyle fırt çekiyor. Yani bunu zihni bilmiyor mu? Kendisi de doktor zaten. Benim ve sigara içen çok doktor arkadaşım var. Ama hani zihin ötesine geçtiğiniz zaman bunu bırakıyorsunuz. Neden? Çünkü zihin ötesinde sigarayla duygusal bağın kopuyor. Haydi Ben sigara flört içelim. diye konuşuyorum Reyhan hocam. Ben diyorum ki sigarayla ilişki flört diyorum. Ve ben başlarken diyorum ki bugün size flörtünüzü kötüleyeceğim. Çünkü o sigarayla olan flört ilişkisini kesemiyor. Hani birinden ayrılırsınız ama kalben ayrılamayabilirsiniz. Sanki ben öyle söylüyorum. Doğru mu bilmiyorum. Kesinlikle hocam, aynı şeyi söylüyoruz, farklı dilde söylüyoruz. Yani birimiz Türkçesini, birimiz İngilizcesini söyler gibiyiz. Aynı şey. Flört, duygusal bağ. Şimdi sigara içmeye başlıyoruz. Aslında hani mantıken baktığınızda ne kadar saçma bir şey. Böyle bir şeyin arasına bir ot sarıp koyuyoruz. Hadi belki alkol uyuşturucu onaylamıyorum ama hani bir derece daha, çünkü bir etki, bir şey yapıyor, bir sakinleştiriyor. Sigara onu da yapmıyor. Peki neden içiyoruz sigarayı? Zaten belli bir duygusal nedenle başlıyoruz. Benim neslim, en azından benim başlama nedenim ki hep öyleydi. Benim duygusal detoks, duygusal zeka eğitimlerimde verdiğim hep şey, en önemli şeylerden bizde hangi duygu, zihin ötesinde hangi duygu bize sigaraya başlatıyor? Kabul görmek. En azından bizim zamanımızda öyleydi. Çünkü işte sigara içmezsen abla olmadın, büyümedin, etmedin. Ya da o sigara Kul olmak içenler, değil mi? Büyümek böyle, kul tabii olmak. tabii büyümenin belirtisiydi kulüp. Ondan sonra da başlıyorsun. Fakat sonra ne oluyor? Aranda önce bir duygusal bağ kuruyorsun. Her şeyin başlangıcı duygusal. Zihin ötesi bir şeyle başlıyorsun. Niyetle başlıyorsun, amaçla başlıyorsun. Ondan sonra ne oluyor? İçtikçe zaten hani sektör onu öyle bir ayarlıyor ki, işte diğer gazlı içeceklerde şeyde olduğu gibi aranda kimyasal bir bağ oluşuyor. Ve pazarlama şeysi ki ben hani hala pazar araştırma projeleri yaparak P&G'de pazar araştırma bölümünde çalışmıştım. Ben onu söylemeyi unuttum. Mustafa'ya çok teşekkür ederim. Sizi tanıttı. 97 yılındaki reklam, Nükhet Duğu'yla çektiğim reklam filmine ben Reyhan Hanım vasıtasıyla ulaştım. Bana pat diye YouTube'dan attı. O zaman YouTube yoktu, bir şey yoktu. Çok Evet, teşekkür evet. ediyorum tekrar. Ben o zaman işte tam şeydeydim hocam. Yani hani çok böyle cafcaflı P&G'nin Türkiye'de bu en yeni ürünleri şu an hani Ariel, Pantene gibi en devlerinin pazar araştırmalarını yapıp lansmanlarını yaptığımız bir dönemde, sizin o şeyi oynadığınız dönemde, işte o Reklam reklam filmi. filminde oynadığınız dönemde hakikaten. Şimdi kalıcı olarak sigarayı bırakmak için önce ne yapıyoruz? Bu duygusal bağı koparamıyoruz. Ama ben önce Mustafa burada değil, koptu galiba, ama ben anlatayım hikayesini, o dinlesin. Ben de sigara içiyordum. Ama Mustafa bana diyordu ki sen şımarık içicisin. İşte
ne kadar oldu bıraktım hatırlamıyorum ama. Çünkü hani belli okazyonlarda kahve falan değil ama hani bir kadeh bir şey içeceğim. Yanında mutlaka hani sigara olmazsa o şey içilemez. Böyle bir şeydeydim, İşte moddaydım. pardon, burada bir şey söylemek istiyorum. Bırakmada ben önerilerimden birisi bu. Sigarayla neyi içiyorsanız, mesela kahve, çay, içki, siz önce onu bırakacaksınız. Çünkü onu eline aldığında sigara istiyorsun. Doğru mu bilmiyorum. Ben bunu hep söylüyorum. Yani sigara ile olan ilişkiyi koparmak için. Evet. Ama hocam size tamamen katılıyorum ama keşke herkes de yapabilse. Şimdi bir taraftan ise kahveyi düşünelim. Bir hani mis gibi bir kokusu var, bir uyanma alışkanlığı var, bir şey var. Ve hani bünyeyi düşünün, hem nikotinden kurtulacak hem kafeinden kurtulacak. Hani bir müddet Bütün en çok azından. zor. Gene zihin ötesine geliyoruz. Mesela Mustafa burada yok, dedikodusunu yapabilirim. Bana bilinçli mi yaptı, Mustafa Bey koptu, bilinçsiz mi telefon edelim ona. Niye koptu? Bilmiyorum. yaptı? Bilinçli mi bilinçsiz mi yaptı bilmiyorum ama duygusal bağımı kopardı. İşte gittik mesela Mustafa'nın kızı, ben burada en samimi itiraflarımdan bulunuyorum. Ve hani zihin ötesi nasıl oluyor? Ben hayatımda hani böyle rakı sofrasında sigarasız mümkün değildi. Aa dedi, kayrağı var, mümkün değil, yapamazsın. Hani başka zaman arkadaşlar arasında kabul edebilirim ama kızımın yanında olmaz. Bir kere bu bana kendimi anne olarak evet kötü hissettirdi. Çünkü ben çocuklarımın yanında içiyordum. Hani duygusal olarak yakaladı beni. Hani suçlayarak değil, hiçbir şekilde suçlamadı ama hani çocuklarına iyi örnek olmak açısından. Bu bana bir motivasyon verdi. Daha sonra hep şeyle motive etti. Hani ben bunları biriktirip biriktirip kendi yöntemlerime, nasıl bu zihin ötesi yöntemlere geldim. Motive etti. Yani işte bak, hani geliyorsun, hani belli bir yaşa geleceksin. Sigara içtiğin zaman hani en şey anti aging biliyorsunuz. En hızlı yaşlandırmaya çok yardımcı oluyor sigara. Atıyorum işte mesela sigara içtiğimde daha kaliteli yaşlanırım şeysini verdi bana. Ve öyle öyle ben bıraktım ve en Ama önemlisi doğru. işte, Doğru doğru mu? araştırmalar var. Eğer sigara içiyorsa bir kişi, bir kadın 10 yaş önce menopoza giriyor. Ben inanın hem size biraz bir soluklama şeyi de vereyim. Kaç hastam 35 yaşında, 38 yaşında direkt amenoreye yani adet görmeme ile bana geldiğinde ilk sorduğum soru, ben doktor hanım işte 5-6 aydan beri adet görmüyorum veya bir yıldan, yaşın kaç? 35. Hemen sigara içiyor musun? Evet. Sigara çünkü mutlaka şeylerde, telomerlerde kısalma yaparak erken yaşlanma yapıyor ve bu çok önemli bir konuya temas ettiniz. Gerçekten erken yaşlandırıyor. Bir sürü nedeni var da yani bir tanesi de bu şimdi. Evet. Çok Evet, güzel kesinlikle söyledin. hocam. Mesela o çok büyük bir motivasyon. Şimdi ama zihin ötesi yaklaşım ne burada? Sigara içersen erken yaşlanırsın, sigara içersen erken menopoza girersin değil. Sigarasız bir yaşamda, dumansız bir yaşamda çok daha kaliteli yaşlanırsın. İşte kadının çok daha işte uzun süre yaşarsın, şey yaparsın. Hep bu motivasyonu göndermek. Şimdi benim karşılaştığım vakalarda da en çok insanlar diyorlar ki evet, zihin diyor ki sigarayı bırakmalıyım. Tamam, sigara zarar. Artık bunu herkes biliyor. Bu bilinen bir şey. Çünkü benim anneannem zamanında, ta benim anneannem düşünün yani kaç sene önce, sigaranın dünyaya ilk yayıldığı zamanlarda ya da bizim olduğumuz bölgeye ilk yayıldığı zamanlarda bu çok faydalı bir şey, iyi bir şey, güzel bir şey diye 7-8 yaşındaki çocuklara zorla sigara içittirerek başlamışlar. Ben anneannemi hep böyle kara kuru hep elinde sigarasıyla şey yaparım, hatırlarım. Yani nitekim de o yüzden vefat etti. Hani belki olmasaydı çok daha şey yapardı. Şimdi bu işin pazarlama tarafı farklı bir şey. Pazarlamada da ben kendim pazar araştırmaları yapıyorum. Çok iyi biliyorum ki duygulara oynuyoruz. Direkt duygulara oynuyoruz. O zaman dedim ki hepsini kendi deneyimlerim dahil olmak üzere. Hepsini bir paket haline getirdim. Sigarayı bırakmada, sigaradan kurtulmada zihin ötesi yöntemler. Şimdi kendimden de başlayarak ilk şu aşamayı düşündüm. İçenler zihin olarak zararını biliyor. Bedeninize sorsanız, beden sigara içmeyi istiyor mu? Hayır. Dişlerim sararıyor, ondan sonra işte hücrelerim zarar görüyor, şey oluyorum ben. Ama bizim sigarayla en güçlü bağımız ne? Aslında zihin ötesi bağımız, duygusal bağımız. Şimdi buradan nasıl başlayacağız? Ve çok yumuşak yumuşak. Benimle çalışanlar bilirler, benim bütün tekniklerim, yöntemlerim motivasyona dayalıdır. Ay sigara çok zararlı, hemen yarın bırakıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Öyle bir şey yok. Yani biraz gerçekçi olalım, çok mümkün değil.
Her şey motivasyonla, kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla. Tamam. Belli, ben size şimdi belli mantralar, büyüler de yazacağım. Böyle muskalar yazacağım sigarayı bırakmak için. Öncelikle ne yapıyoruz? Bir niyetine girelim. Kaç yıldır sigara içiyorsun? Okey, hiç önemli değil. İstersen 40 yıldır içiyorum. Şimdi bir tane A4 kağıt alıyoruz. Bunun daha genişi, burada süremiz kısıtlı. Benim YouTube kanalımda da var. Sosyal medya hesaplarımda da var. Gelin zihin ötesinde kendimizi sigarayı bırakmaya hazırlayalım. Tamam. Şimdi bu A4 kağıdı şöyle bir ikiye bölüyoruz. Tamam. Burada sigaralı yaşam, burada sigarasız yaşam. Kendimizle çok net bir şekilde yüzleşiyoruz. Kendimize karşı çok dürüst oluyoruz. Ben şimdi işte çok iyi bilinen bir nefes koçu, ondan sonra bu kadar eğitimler veren, işte daha çok nefes üzerine dayalı bir insan olarak karşınıza çıkıp daha önce sigara içtiğimi hiç söylemeyebilirdim. Ama önemli olan zaten kendi süzgecinden geçirdiğim, hani ben yaptım oldu, hadi canlar siz de yaparsınız olur diyebilmek. Ama ben Tabii bunu daha da deneyim. geliştirdim. Evet. Deneyim çok önemli. Sizin bunu konuşmanız çok Kesinlikle. çok önemli. Evet. Ya hatta hocam benim şöyle bir deneyimim vardı ki başlamadan önce anlatayım. Çok fazla içmiyorum. Dediğim gibi ben çok şey şımarık içiciyim ama bir taraftan da yargılar, kişisel gelişimlere ilk başladığım dönem zamanlarda Türkiye'nin ilk nefes koçlarındanım ben, nefes okulunu. Gittim nefes okulu o zaman o Süreyya Paşa'da böyle yeni açıldı. İlk bir seminere gittim zaten. Nefeste acayip etkilendim. Dedim ben hemen bu işi öğrenmeliyim. İlk koçluk programına hemen yazıldım. Birkaç seminere katıldım. Ve ilk koçluk programı Mustafa Bey'in eşi Meryem de kulakları çınlasın, izlerse de izlesin. Biz nefes dersindeyiz ve şey dediler, hadi birkaç saat nefes yaptık, hadi bir sigara molası verelim. Allah Allah, şimdi içimden dedim ki Allah Allah, biz nefes öğrenmeye geldik ve bunlar dediler ki sigara molası verelim. Hem de hani kursun sahibi şey yapıyor, söylüyor, eşi söylüyor, Mustafa Hocam sigara içmez ama. O ve böyle bir yargı geçti içimden. Ama tabii her taraftan hani bu kişisel gelişim hem beden olarak hem zihin hem duygu olarak geliştiriyor. Ve benim içimden bu yargı geçti. Hani ne biçim kurs bu? Yani nefes dersindeyiz ve insanlar sigara molasından söz ediyor. Ve nitekim nefes koçluğu almaya gelenler için de mola verdik. Yarısından çoğu sigara içiyorlar ki ben öyle hani gündüz saati şeyle falan asla iç. O zaman da nefret ediyorum yani hani o şeyde içilmesinden. Ve herkes pasır pasır işte ben sustum, yuttum ama başka birisi söyledi. Dedi ki biz buraya nefes koçu olmaya, nefes tekniklerini öğrenmeye geldik. Bu nedir? Herkes sigara içiyor diye. Ve o zaman Mustafa Hocam'ın şu lafını hiç unutmam. Sen buraya nefesi öğrenmeye geldin. Öğren. Ve başkalarını yargılamayı bırak. İçiyorsa onun seçimi. Sen kendine bak. Adem hakikaten ben ilk kez orada yargılar konusundaki farkındalığım ilk kez orada uyandı. Şimdi biz gelelim kendimize. O benim için çok büyük bir hani Tabii. zihinsel dönüşüm oldu. Yargıyı bırakma konusunda. Ben alacağımı alırım. Ne? O yüzden burada buraya katılan canlar da, şimdi bizi izleyen canlar da lütfen alacağınızı alın. Tamam. Ben elimden geleni yapmaya, elimden geleni paylaşmaya hazırım. Yavaş yavaş motivasyonla. Önce ne yapıyoruz? Bir A4 kağıt alıyoruz, ikiye bölüyoruz. Sigaralı hayatım, sigarasız hayatım. Şimdi sigara ile ilişkinizde içiyorsunuz, mevcut ilişkinizde negatif neler oluyor? Hem bedensel, hem zihinsel, hem duygusal ele alıyor. Atıyorum, öksürük nöbetleri geliyor. İşte ne bileyim, erken menopoza girdim. Ondan sonra işte dişlerim sararıyor. Kötü Nefesim koku. kötü kokuyor. Evet. Ondan sonra işte kül tablası gibi kokuyorum. Ondan sonra duygusal nedenler, işte içtiğim için şunlar tarafından dışlanıyorum. Ne bileyim işte sigara içtiğim için suçluluk hissediyorum. Bırakamadığım için kendimi zayıf ve yetersiz hissediyorum. Lütfen oraya bütün bedensel, zihinsel ve duygusal, tamam mı? Hem bedensel, hem zihinsel, hem duygusal. Maliyet Lütfen. yazmıyor. Maliyetini yazmıyor. Efendim? Maliyetini yazmıyor. Tabii, mesela zarar şeylerini aile bütçemden şey yapıyorum. Ona ayırıyorum. Hocam ben bir de işin ilginç tarafı sigara ile ilgili çok pazar araştırması yaptım ve haftaya burada İngilizce bir tane daha yapacağım. Bir üniversitenin başlattığı sigara alışkanlıklarının üzerine çok ilgi çekiyorum böyle. Bu Türkiye'de ilişkileri 17 milyon, yani bir yılda 17 milyon bir şey araba alabilir yani. 17 bin lira işte, eski eskiye evet. göre milyon, Ve evet.
Hatırlıyorum o pazar araştırmalarında şeyde mesela Diyarbakır'da bir çift 700 lira çok kazanıyorlardı ve gelirlerinin yarısını karı koca sigaraya harcıyorlardı. Yani aç defil yaşıyorlar ama sigara içiyorlar. Yani bu kadar da şey bir şey. Onu da yazın, maddi şeylerini de yazın. Şimdi gelelim zihin ötesi taraflara. Lütfen kendimize dürüst olalım. Tamam, kağıdı dörde bölüyoruz. Alt tarafına da sigaralı hayatındaki olumlu şeyler. Şimdi diyeceksin ki Reyhan, bu bir sigara bıraktırmak, kurtulmak için. Sigara ile ilgili olumlu ne olabilir? İçiyorsan var tabii ki. Kahve sigarayla çok güzel oluyor. Benim duyduklarım bunlar. Hem deneyimlerimden hem danışanlarımdan. Yemekten sonra sigara içtiğimde doyduğumu anlıyorum. O benim... Hele güzel bayanların sigaraları yakılırdı eskiden, yani Aynen. erkekler tarafından. Aa hocam, benim babam hiç sigara içmeyen bir adamdı. Cebinde daima çakmak taşırdı. Tam bir centilmendi. Bir hanımefendinin sigarasını yakmam İşte gerekebilir o diye. bayan da içmeye devam eder. Onu demek istiyorum. Tabii erkekleri çekiyor. Niye Evet. içmesin ki? Çekici bir kadın oluyor sigara içtikçe. Sigara ile ilgili güzel şeylerinizi yazın. Mesela şeyler çıkıyor karşıma. İşte hani artık ofislerde, plazalarda yasaklandı ya. Dışarı Evet. çıktığında sigara ile arkadaşlarla muhabbet kuruyoruz. Ya da bir işte ne bileyim meyhanede, dışarıda, restoranda dışarı çıktığımda sigara içerken sosyalleşiyorum. Hiç tanımadığım insanları tanıyorum. Sigaranın size kazandırdıkları, sigaralarım yatışıyor. Sigara, daha önce sigarayı bırakmayı denemişsindir, kilo almışsındır. Sigara içimde kendimi fit formda hissediyorum. Kilomu koruyorum. Lütfen bunları da yazın. Tamam, bunları da yapın. Bak, zihin ötesinde hazırlıyoruz kendimizi. Önce zihin ötesinde hazırlamak çok önemli. Dinleyen canlar bilirler. Kaç kere bırakmayı denediniz? İrade zoruyla. İçmeyin, bu bana zararlı. Atın onları bir kenara. Evet, bu kadar çılgın söylüyorum canlar. O kadar çok deneyimim var ki. İradeyle yapılan her şeyi şöyle karıştırıp atın bir tarafa ama elbette ki onu da kullanacağız. Ama benim gösterdiğim diye nacizane deneyimlerime dayanarak, öğrendiklerime dayanarak sizlerle paylaştığım şeyleri bırakmanız çok kolay olacak. Motivasyonla ne yapıyoruz? Her şey motivasyonla. Ama önce motivasyona zemin hazırlayalım. Zihin ötesi çalışmalar yapalım. Buraya yazdık. Sigaralı hayatın artıları eksileri. Gelelim buraya. Sigara içmediğinde. Doğar doğmaz sigara içmeye başlamadın sonuçta. Sigara içmediğinde neler yaşıyordun? Sigara içmezsen ne olur? Daha önce sigarayı bıraktın ne olur? Olumlu neler yaşadın? İşte nefesin hemen temizlendi. Ya da en azından imajine et. Sigarayı bıraktığında ne olur? Buralara yazıyoruz. Tamam mı? Ve ondan sonra pardon önce olumsuz taraflarını da yazıyoruz. Bekleyenler var. Bekleme odasında şey alıyor muyuz? ne olur? Yine olumlu ve olumsuz taraflarını yazıyoruz. Tamam. Olumsuz taraf nedir sigara bırakmanın olumsuz tarafları? Açık ve dürüst olun, sorun kendinize. Benim karşılaştığım en büyük iki şey var. Kilo alırım çünkü ağız sigara açmaya alışmış ya, onu yapar. Bir de ben Mustafa'dan öğrenmiştim. Sigara içtiğimizde gerçekten kilo almaya meylediyoruz. Çünkü nikotin ve sigaranın verdiği diğer 4000 kadar madde bir zehir olduğu için ve beden de o zehirle başa çıkmaya çalıştığı için ne yapıyor? Metabolizma daha hızlı çalışıyor. Metabolizma daha hızlı çalıştığı için de otomatikman biz daha düşük kiloda oluyoruz. En büyük iki korkumuz var. Kilo almak ve strese girmek. Ben şey diyen danışanlarımı biliyorum. Hocam sigara içeyim, razıyım ben öleyim ama çocuklarıma kötü davranıyorum sigarayı bıraktığımda. Sinirlerim çok bozuk oluyor. Yaramazlıklarına dayanamıyorum, şiddet gösteriyorum. O yüzden kendimi zehirleyeyim daha iyi çocuklarıma zarar vermektense. Arkadaşlar bunları unutun. Bunlar için artık Ama çok güzel. bilinmeyen bir şey var. O kişi çocuğuna genetik olarak çocuğunun da çocuğuna yani torununa çok kötü bir miras bırakıyorlar. Anne de baba da sigara içiyorsa, hele gebe anne içiyorsa. Onun için yani ben çocuğuma zarar vermem değil, tam tersi veriyor. Genetik olarak veriyor. Çünkü ne yapıyor sigara? P53 genine hasar veriyor. P53 geni de bizi kansere karşı koruyan bir gen. Onun için ben öyle diyorum. Torununuza iyi bir miras bırakın. Yani. Evet hocam, kesinlikle. Ve siz bıraktığınızda otomatikman benim eşim sigarayı içmiyor, sigarayla yaşıyor. Yani Araplar bir de Filistin asıl hani stres şey bölgeliymiş, o travmaların şeyleri bastırmak için sigarayı böyle içiyordu. Ben bırakınca o kaç kere denedi olmadı. O kadar kolay bıraktık ki. Bir de siz bıraktığınızda şey de değişiyor, o enerji geçişi oluyor. İşte eşiniz, çocuğunuz onlar da bırakmaya başlıyorlar.
Ondan sonra işte sigara bıraktığında ne olur? İyi şeyler ne olur? Kötü şeyler ne olur? Şimdi eksilerine baktığınızda bunlar için çok kolay benim önerebileceğim yöntemler var. Birincisi nefes teknikleri. Nefes teknikleriyle çok kolay metabolizmanızı hızlandırabilir. Ondan sonra işte stres ve anksiyetenizi çok kolay yönetebilirsiniz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Sigarayı bıraktım da hadi işte bir kişisel gelişim şeyine mi gireceğim? Ya da bir şey yönetimine mi gireceğim? Çok basit. Herkes tarafından uygulanan nefes teknikleri. Çok basit. Çalışmak isterseniz zevkle yardımcı olurum. Ama benim YouTube kanalımda da var zaten işte doğru nefes, nefes teknikleri derken hem metabolizmanızı hızlandırmış olursunuz, hem iştah kontrolü yapmış olursunuz. İştah kontrolü mesela sigara yoksunluğunda nefes teknikleri çok işe yarıyor. Bir Ben de tane örnek verebilir misiniz? Çünkü tabii ki. bu şey var ya, dört kare, hani ben uyumadığım zaman, mesela uyuyamadığım zaman onu yapıyorum. Hani bir tane nefes tekniğiyle ilgili yaparsanız en azından Tabii ki hocam. En bizlerde. sihirlisini paylaşıyorum. O sizin dediğiniz dört kareyi biz mesela normal biz hani nefes koşusunda bize öğrettiler. Nefes sayısını azaltmak için. Ki nefes sayısı azalınca zaten stres, anksiyete seviyesi de düşüyor. Otomatikman hormonlar azalıyor. Ama mesela canın çok sigara istedi. Sigara krizine girdin. Ne oluyor? Strese giriyorsun. O stresi azaltmak için en sihirli yöntem. Bir hocamın dediği dört sayı nefes alıyoruz, dört sayı tutuyoruz, dört sayı veriyoruz, dört sayı tutuyoruz, dört sayı da veriyoruz. Hadi şimdi onu bir yapalım. Bir tane daha göstereceğim. Güzelce ver nefesini. Evet. Al, iki, üç, dört. Tut, iki, üç, dört. Ver, iki, üç, dört. Dur, iki, üç, dört. Al, 2, 3, 4, tut, 2, 3, 4, ver, 2, 3, 4, dur, 2, 3, 4. Bunu 6 da yapabilirsiniz. 6'ya çıkın, 8'e çıkın. Bir de mesela bu nefes teknikleri zaten stres hormonunu azaltıyor. Sizi stresle, anksiyeteye sokan ya da yoksunluk krizine sokan şeyleri azaltıyor. Ve bir de sen nefesini saymaya odaklandığında ne oluyor? Onu düşünmüyorsun. Ben mesela bu iştah kontrolü içinde kullanılıyor, uyku içinde kullanılıyor. Bir nefes tekniğinin birden çok fazla faydası var. Bir de hem iştah hem stres için. Ne diyoruz? Sigara bırakmaktaki en büyük ana iki korkumuz. Ya kilo alırsam ya strese girersem. Ki stres de doğrudur çünkü hani diğer uyuşturucular gibi sigara da hocam daha iyi açıklarsınız bilmiyorum ama işte sinir uçlarım şey yapıyor ne yapıyor daha bir sakinleştiriyor aslında insanı. Ama suni kimyasal bir sakinleştirme. Vazokonstriksiyon dediğimiz damarlarda büzüşme diyelim, onu yapıyor tabii. Dolayısıyla tabii ki bir parasempatik sistem değil, sempatik çalışıyor gibi oluyor. Onun için haklısınız, evet. Yani biz relax olunca vazodilatasyon dediğimiz genişleme oluyor. Yani böyle bir relax olur insanlar. Onun için haklısınız, evet. Ama tabii diğer taraftan hani şey çok. Ama işte o sigaranın sağladığı o relaksasyon, o şeyi biz zaten nefesle yaparız. Şimdi nefesin dışında başka yöntemler de göstereceğim size ama bir tane daha çok sihirli değnek bir nefes tekniği. Bu hem kilo vermeye yardımcı oluyor. Hem de benim aslında şimdi YouTube kanalıma dönerseniz ben bunu galiba en başlarda 6-7 yıl önce şey diye paylaştım. Kilo vermek için, kilo kontrolü için diye. Ama sonra öğreniyorum nefes konusunda sürekli araştırma yapıyorum ki bu aslında stres ve kaygı yönetiminde bir numaralı nefes tekniklerinden bir tanesi ki hepsi de bilimsel olarak kanıtlanmış teknikler. Şimdi burnumuzun bir tarafını kapatıyoruz. Bunu sadece sigara için değil. Belki buraya katılanların hepsi sigara da içmiyor. Ama bunu lütfen stres seviyenizi düşürmek, hormonunuzu korumak için yapın. Hani eskiden diyordum ki senin işte böyle şey bir şey bekliyorsa kaygılı, stresli bir durum, zor bir toplantı, işte hocam belki zor bir ameliyat bir şey bekliyorsa hani bunu yapın diye. Ama şimdi artık global bir kriz içindeyiz ve hepimize her gün zorlu günler bekliyor. Ve yapın stres hormonunuzu düşürün ne var yani her gün yapın. Faydası var, zararı yok. Yan etkileri var, evet. İyi nefes aldığınızda işte antiyejik etkisi de yapar, formunuzu korumanıza da yardımcı olur. O kadar güzel yan etkileri var ki. Şimdi burnumuzun bir tarafını kapatıyoruz. İşte size zihin ötesi yöntemler. Zihin sigarayla şey ilişkilendirmez belki bu teknikleri. Şimdi burnun bir tarafını kapat, buradan derin nefes al, değiştir, ver, al.
Değiştir, ver. Al, 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 değiştir, ver. Bu uygulandığında bunun stres hormonunu çok ciddi şekilde düşürdüğü bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Reyhan hocam, bunu ben şeyde gördüm. Bu gemi turunda sabahları spor yapmaya iniyordum spor salonuna. Orada bir Hindistanlı birisi bunu böyle oturarak meditasyon yapar gibi bağdaş kurup böyle bir şeyle böyle. Şöyle şöyle de yaparlar, evet. Evet. Ben de dedim, sordum, ne yapıyorsunuz? İşte dedi, bu dedi hem dedi stresimizi alır, hem de dedi beynimi dedi boşaltıyorum dedi, rahatlıyorum dedi. Ondan sonra da sporunu yapıyor. Yani bu çok önemli. Orada gördüm ben o şeyi, burun kapama. Hocam bunlar aslında bu bütün hani nefes teknikleri, bu zihin ötesi yöntemler dediğim şeyler aslında hani kadim bilgelikte, işte hani bizde, daha çok doğuda, Asya'da aslında bin yıllardır, mesela şu işte hani yogada falan aslında bin yıllardır, 4-5 bin yıldır kullanılan bir teknik. Ama bu New Age döneminde ne oldu? İşte hani dünyanın globalleşmesiyle işte bütün insanların birbirleri interaktif şekilde, eskiden biz hani ne Asya'ya gitmek, yani uçağa binip bir yere gideceksin de şeydi, işte Melahat Hoca dünyayı dört dolanıyor. Yani kolaylaştı çünkü her şey. Ulaşılabiliyor. Ve o zaman ne oluyor? Bilgi akışı da çok hızlanıyor. Bütün bunları, yani benim öğrendiğim her şey, benim uyguladığım her şey tamamen bilimsel olarak kanıtlanmış ama hepsi de kadim bilgeliğe dayanan şeyler. Bunların başında da nefes teknikleri geliyor. Ne oldu? New Age'den dolayısıyla Batı Doğu'ya gitti, bunları keşfetti, aldı ve üzerine bilimsel araştırmalar yaptı. Ha, sen bu hareketinde kafanı EEG'ye bağladın. Bakalım, beyin dalgaları ne oluyor? Hormon seviyeleri nerelere geliyor? Test yapıyorlar öncesinde, sonrasında stres seviyen ne kadar azalıyor? O yüzden bunlar gerçekten, bu zihin ötesi yöntemler Can'la, altın değerinde şeyler. Benim hayatımı değiştiren şeyler. O yüzden ben her şeyde, ben artık kurumsal eğitimlerinde de diyorum, çatışma yönetim, stres yönetim, bırakın şu klasik yöntemleri. Davranışsal terapiyi bırakın. Gelin zihin ötesinde çalışalım. Yani artık bir yönetim kurulu üyesine enerji çekmeyi öğretiyorum. Karşındaki adamlar şöyle enerji çek oluyor diye. Ve işliyor, her zaman işliyor. Çünkü zihinde boğulduk artık. Sigara bırakma konusunda da zihinde boğulduk. Dediğim gibi herkes biliyor zararını, ona yapma. Şimdi dönelim gene sürece, yöntemler. Bunu ne yaptık? Bu kağıdı yazdık. Artılı iki tarafında artısı eksisi var. Sigaralı hayat ve sigara seçim. Katiyen hemen bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Dönüyoruz. 3 gün boyunca şunu öneriyorum canlar. Sigaranın zararı konusunda hiçbir şey okumayacaksınız. Hiçbir şey araştırmayacaksınız. Sigara içmeye devam edeceksiniz ve zihninizi hazırlamak için, zihin ötesi duygularınızı, ruhunuzu hazırlamak için, sigarayı bırakırsam ne olur? Sigara içmeyenler nasıl yaşıyorlar? Tamam mı? Şimdi mesela istisnalar var, işte günde 2 paket sigara içiyor da 90 yaşına kadar yaşıyor. Kaç kişi var böyle? Lütfen bir genel rakamlara bir bakın yani. Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Dünyada sigara yüzünden kaç milyar kişi ölüyor? Bir kişi, iki kişi yaşamış diye biz ne yapıyoruz? Ona odaklanıyoruz. Aa, o zaman yapar. O zaman onları bir kenara atıyoruz. Tamam. Sigara içmezsem ne olur? Onları okuyun. Türkiye'de günde 332 kişi sigara ve tütün ve ürünleri diyelim, ürünlerinden dolayı ölmekte. Yani ben ona Covid diyorum. Halbuki Covid'den işte 250 oldu, 200 oldu, 300 oldu diyoruz. Çok Onun daha için tehlikeli, değil mi? tabii, her gün 332 kişi. Öbür taraftan hani mücadele ediyoruz biz Covid'le, azaldı diyoruz vesaire. Onun için önemli bir konuya temas ettiniz, evet. Evet. Çok sağ olun hocam. 3 gün boyunca ne yapıyoruz? Sigarayı bırakırsam ne olur? Okuyun. Sigarayı bıraktığımda ben mesela alkol bağımlıları da çalışıyorum, onları donuyorum. Diyor ki git bırak, oku. İşte hemen kilo vermeye başlarım. Ya da alkol bir kilomu düşürüyorsa kilo almaya başlarım. Ondan sonra işte hemen dişlerim beyazlaşmaya başlar. Sigarayı bıraktığında cildime ne olur? Bilgi artık çok ulaşılabilir elimizin altında. Bir Google'layın bakın. Tamam. Sigarayı bıraktığım zaman ne olur? İlk birkaç gün ne olur? Bir haftada ne olur? Bir ayda ne olur? Bir şeyde ne olur? Burada böyle önünüze gelen bilgiyi okuyun. İnternette çoğu birbirine benzer ama yaşanmışlıkları okuyun. Mesela mutlaka vardır işte Facebook grupları, şeyler, sigarayı bırakmışlar falan bunlar. Sigarayı bırakanların öyküleri nasıl?
Bıraktıktan sonra hayatlarında neler oldu? İşte adam diyor ki mesela 60 yaşında sigarayı bıraktım. Bebek gibi oldum. Hayata yeniden döndüm. Torunlarımla oynuyorum. Sizinle hocam bekleme odasında bekleyen biri var. Ve bu motivasyonunuzu sağlar. Ve bunu yaparken lütfen kendinize özgürlük tanıyın. 3 gün boyunca bir yandan da sigaranızı tüttürebilirsiniz. Bakın zihin ötesi. Ne yapıyoruz? Motivasyon sağlıyoruz. İradeyle değil, motivasyonla. Ne yapıyorsun? Sen attın alta bilinçaltına ve daha önce şimdiye kadar sigara içmezsem hayattan keyif almam. Sigara benim en iyi arkadaşım. Ondan sonra her şey sigarayla daha keyifli, daha lezzetli diyen bilinçaltına diyorsun ki, aa bak ben sigarayı bırakırsam bunlar da olur. Dişlerim beyazlar, cildim güzelleşir. Ondan sonra daha iyi hareket ederim, daha uzun dalarım. İşte her neyse uyku kalitem artar, sağlığım korunur, hastalıklardan korunmuş olurum. Mesela sigara içersem kanser olurum değil. Tamam mı? Sigarayı bıraktığımda benim hastalıklara yakalanma riskim çok daha düşük olur okuyor. Tamam mı? Yani korkutucu şeyler değil, hep motive edici şeyler yapıyoruz. 3 gün boyunca onu yapıyoruz. Ondan sonra şimdi yavaş yavaş sigarayla ilişkimizi sorgulamaya başlıyoruz. Zihin ötesi yöntemlerde ne yapacağız? Şimdiye kadar hiç sigaranızla konuştunuz mu? Hadi gelin bir konuşalım. 3 gün boyunca kendimizi hazırladık bol bol. Ondan sonra sigarayı elinize bir alın. Tamam, alın boş sigarayı. İçiyorsun. Şimdiye kadar yıllarca çok güzel bir ilişkin oldu. Al sigarayı elini. Bir konuş. Tamam mı? Ya sen nereden geldin? Sen nereden benim hayatıma girdin? Şimdiye kadar bana katkıların neler oldu? Şimdi yazdık ya, o şey soyut çalıştı. Şimdiye kadar biz seninle nasıl yarenlik ettik? Tam nasıl dostluk ettik? Ama şimdiye kadar sen beni niye öksürttün? Sen beni niye yaptın? Bildiğin, isterseniz size deli desinler. Bırakın deli desinler. Benim işim sizin bu sürecinizi kolaylaştırmak ve motivasyona yapmanızı sağlamak. Sigarayla konuşun. Sonra sigarayı böyle karşınıza alın. Deyin ki bedeniniz, bu sefer bedeninle konuşuyoruz. Bedenle konuşmayı çok yaparım. Diyetlerde de çok işe yarar. Bedenim, sen bu yiyeceği istiyor musun? Bedenim, sen bunu gerçekten istiyor musun? Bedenim, hangi suyu içeyim? Bedenim, bu öğün ne yemek istersin? Hocam, Kangen Botur'un Türkiye temsilcisi Aydın Bey var. Alkali suyu bütün Türkiye'de işte toplantılar yapıyor ve alkali suyu tanıtıyor. Kendisi de hoş geldi Aydın Bey. Şimdi onun için o da aramızda şu anda. Evet, su deyince ben hemen sizi söyledim de onun için. Sağ olun hocam. Sağ olun. Çok keyif ediniyorum. Evet. Bedenim, kangen su ister misin? Gördüğünüz gibi ben de nefes koçum. Bir yandan da defalı şey yapıyorum, su içiyorum. Reyhan hocam, söylediğiniz çok güzeldi. İnsanları iradeyle sınırlamak, yasaklamak yerine beyin yasaklananları hep ister. Çocukta da, bilinçaltımızda da böyle. Siz teşvik yöntemini kullanıyorsunuz. Biz de zaten normal suyla İyonize su arasındaki farkı anlattığımızda insanlar faydasına ilgi gösterdiği için tercih ediyor. Yoksa mevcut su kötüdür, kakadır demiyoruz. İyonize suyun farklarının ne olduğunu anlatınca katma değer insanı çekiyor. Aynen, aynen hocam. Yok, sigaraya da yaşayabiliriz ama sigarasız şeyle. Benim her şeyim böyledir Aydın Bey. Yani her şey, ben motivasyon insanıyım. Yani bana bir şey hani zorlu böyle yap dediğinde, disiplinde, hatta onunla ilgili zaman kalırsa çok güzel yaşam deneyimlerim var, anlatırım. Şimdi bedenimize soruyoruz. Bedenim, gerçekten şimdi sigarayı normalde biz ne yapıyoruz? Yani genelde ne oluyor? İşte kalkıyorsun, işte otomatikman böyle yapıyorsun, yakıyorsun, yanında çay, sigara bilmem ne falan. Bunu bir ağır çekimi alalım. Bir ağır çekimi alıyoruz. Tamam. Zihnimizi, zihin ötemizi hazırladık. Ağır çekimi alıyoruz. Sigarayla konuşuyoruz. Ondan sonra bedenimize soruyoruz. Bedenim, gerçekten sen bunu istiyor musun? Bedenim, gerçekten senin bu dumana ihtiyacın var mı? Sonra zihninize sorun. Evet, şimdi sigara içersem ne olur, içmezsem ne olur? Bu arada lütfen dürüst olun. Tamam, kendinize karşı çok açık olun. Şimdi zihin diyor ki iç çabuk bana ver onu. Yoksa sinirleneceğim, şimdi tepemin tası atacak. Bedenin kimyasal bağı var aranda. Şimdi duygusal bağı koparırsak, zihin ötesinde biz bunu yaparsak kimyasal bağ çok güzel kopar.
Benim çok güzel, hani burada da var bir danışanım, her şey önce zihin ötesinde, duygusal bağları çökerttiğimizde, hocam ne dersiniz Melahat hocam bilmiyorum ama kimyasal olarak oluşmuş vücuttaki hastalıklar da iyileşiyor, gidiyorlar. Artık psikosomatik hastalıklar üzerinde dünyada duruluyor ve bu psikosomatik hastalıklar derneği de var, kongreleri de yapılıyor. Biz öğrenciyken böyle sadece hani konuşulurdu, derslerde anlatılırdı. Hakikaten çok önemli ve yani şiddetli karın ağrısı olan bir kişinin ağrısı geçiyor bu şekilde. Yani onun için siz doğru söylüyorsunuz. Yani Evet. gayet güzel. Kesinlikle şimdi burası konusu değil ama hakikaten hani duygu bedeninde zihin ötesinde bize Tabii. iyileşmeler sağladığımız zaman benim çok ciddi şeylerim var. Hani iyileşmiş şeylerim var. Elbette ki medikal şeyleri hiçbir zaman şey yapmıyoruz, bırakıyoruz. Buyurun Aydın Bey. Teşekkür ederim. Zaten bizlerin dostları, fonksiyonel tıp hekimleri hep der ki hastalık yoktur. Aslında beden kirlidir. Modern tıp doktoruna gittiğinizde size bir hastalık adıyla ilaç verirler. Siz onu satın alırsınız. Aslında hastalık diye bir şey yok. Size söyleneni kabul eden bir kişi olarak siz kendi kendinizi hasta olarak kabul ediyorsunuz. Hastalık yok. Hasta olmayın. Hasta olmamak için ne yapmanız gerektiğini, daha iyi olmak için ne yapmanız gerektiğine odaklanın. Zaten hastalık diye bir şey yok. Hasta beyin ya da hasta düşünce tarzı var denir. İşte psikosomatik hastalıkların kökeni budur. Hastalık yok, hasta var ama o hasta da kendi kendini hasta eden. Onun için bize tedavide de tailor the patient, yani hastaya göre tedavi, hastaya göre elbise. Hep bunu söylerler. Doğru. Evet, Reyhan Hanım, güzel bir konuya Aydın Bey siz de açıkladınız. Teşekkürler. Hoş geldiniz tekrar. Çok Cenk Bey hoş geldi. Evet, bağlananlar oldu ama geç kalındı. Evet. olsun, kaydımız var nasılsa. Mesela Tabii. şey duydum hocam, doğru mu bilmiyorum ama bana bunu söyleyen de bir hekimdi. Alzheimer hastaları kansere yakalanıyorlar ve o kadar hızlı nezle gibi atlatıyorlarmış. Çünkü hani eyvah ben kanser oldum, eyvah bir ölüm Neden korkusu ben? yok. Neden ben demiyor yani? Neden ben? Neden ben demiyor, ben ölecek Evet. miyim demiyor. Umurunda değil, o kimyasal olarak geliyor ve gidiyor. Doğru değil mi hocam? Doğru, evet. Evet. Öyleyse herkes zihin ve zihin ötesinde şey yapıyor. Yani daha çok zihin ötesinde gerçekleşiyor. Şimdi bunu sorduk. Bedeninizde sorun. Ama bir taraftan kriz geçiriyorsun. Bir an önce o sigarayı yakmak, yakmak için. Okey, yak. Sakın zorlama kendini. Tamam, zorla hiçbir şey yok. Ondan sonra bir o sigara ilk içerken bir sizden şunu rica ediyorum. Sigarayı bırakma aşamasında sigara içerken başka hiçbir şey yapmayın. Sigarayla meditasyon yapın. İşte zihin ötesi yöntem budur. Şimdi ne oluyor? Otomatikman yemeği de öyle yapıyoruz. Bakın bu kilo verdirmede de çok etkili bir yöntemdir. Başka hiçbir şey yapma. Sadece ona odaklanarak, yani sırf yemek ve sen varmış gibi. Dünyada sırf sigaran ve sen varmış gibi iç sigaranı. Kimseyle sohbet etmeden, hiçbir şey yapmadan, mümkünse ilk birkaç günde. Tamam. Ya da varsa da etrafında sen bütün dikkatini sigarana ver. Sadece sigara içmek olsun. Ve çok yavaş. Şimdi böyle alıyorsun, yavaş çekimde. Tamam, yavaş çekimde al. Yer Yavaş gibi içiyorlar, çekimde. yer gibi. Yer gibi yapmak yok işte. Tamam, bu sefer bir farkındalık sağlamış oluyoruz. Şimdi sigara içerken onun anlamını düşün. Sadece anlam de. Bunun bana anlamı ne? Bunun bana katkısı ne? Ey bedenim, bunun sana katkısı ne? Tamam. Kendinle sigaranla sohbet ederek iç sigaranı. İçsel olarak tabii ki. Ama şimdi mesela bunu benim danışanlarımdan böyle çok şey yapan bile var. Hocam diyor, ben artık sigara molalarında bile bunu yapıp şey yaptım. Başardım etrafta insanlar varken diye. Tamam, ve artık hani niye sigara içtiğini sen sorgulamıyorsun. Bilinçaltın sorgulamaya başlıyor. Sen yemi at bırak. Madem bilinçaltın sana içirtiyor bunu. Diyor ki işte sigara içmezsen kabul görmezsin. Sigara içmezsen onu olursun, bunu olursun. Sen yemi at bu sefer. Zihin ötesinden çalış. Tamam mı? Ben bunu niye içiyorum? Evet, içiyorum. Ama acaba bunun bana katkısı ne? Tamam. Böyle konuşa konuşa yavaş yavaş için. Yavaş yavaş için. Ondan sonra arada ne yapıyoruz? Sigara içme krizin geldi tekrar.
Tamam, hiç kendini zorlamak yok. Gelen her krizde Access Consciousness, ben işte Access Bars ve Facebook uygulayıcısıyım. Access felsefesini çok güzel kurumsal eğitimlerime de aldım. Benim hayatımda da gerçekten bu dönüşü yaptıran yöntemlerden şeydir, bir tanesidir. Hani bir sürü şey var alet çantamda. Nefes koçluğu, yaşam koçluğu, NLP, EFT, Theta Healing, Reiki Master'ım, Access yapıyorum. Hepsini karıştırıp kullanıyorum. Şimdi geldi sigara içme krizi. Öncesini düşün ya da düşünme sigara içmediğin dönemleri. Kriz geldi ne diyorsun? Ay içmeyeyim, içmemem lazım. Biraz daha durmam lazım. Sakın onu yapma. De ki bu kime ait? Bu kriz kime ait? Bu sigara içme krizi kime ait? Bunu yapıyoruz. Ha. Çünkü sana ait değil. Sen dünyaya sigara içmeye gelmedin. Hani yemeye, içmeye, eğlenmeye. Evet, su içmeye geldik Aydın Bey. Bu bir gerçek. Nefes benden, su sizden. En temel ihtiyaçlar. İyonize su. İlk ihtiyacımız nefes, ikincisi su. Ben nefes satıyorum. Aydın Bey su satıyor. Gıda sektöründen biri var mı burada? Yok. Evet. Ne yapıyoruz canlar? Bu kime ait? Bak, kime ait olduğunu şey yapmıyoruz. Tamam mı? Hiçbir şekilde sorgulama. Burada zihin sana şeyi getirebilir, olsun getirsin. Seni ilk sigaraya başlatan arkadaşın, seni ilk sigaraya başlatan ortamın, her neyse gelsin. Her geldiğinde sen diyorsun ki bu kime ait, bu kime ait. Her seferinde bunu söylüyorsun. Ve gene Access'in bir takım prosesleri var. Bir sürü bu konuda ben size proses yazabilirim. Ama size şunu söyleyeyim. Kendi kendinize bütün gün ay sigarayı bırakmam lazım, sigarayı bırakmazsam hasta olurum bilmem ne deyince şunu söylüyoruz. Sigarayı kolaylıkla bırakmam için neler mümkün? Ben bunu bir chat butonuna yazayım. Bir dakika. Sigarayı, buradan screenshot alabilirsiniz. Sigarayı kolaylıkla, kayıtta çıkmıyor ama değil mi? Kolaylıkla bırakmam için neler mümkün? Manuel olarak endorfin salgılatıyor. Bunun farkında değiller. Endorfinler hani mutluluk hormonu ya, mutluluk. O ne yapıyor? İçince endorfin salgılanıyor. Sanki kısır döngü bu. Circus vicious dolaşıyor da dolaşıyor. Onun için içiliyor. İşte orada o sirkülasyonu bir kırabilseler bitecek bence. Değil mi? İşte o sirkülasyonu kıracak zihinsel yöntemler burada hocam. Bir kriz geldi. Bu bütün gün gelse de gelmese de bir kere onu söyleyin. Sigarayı kolaylıkla bırakmam için neler mümkün? Neler Bırak, yapmalıyım? hani bırak, bırakım demiyorum ama burada proseslerde biz proses diyoruz. Bu soru cümlelerinde söyleyin. Bunu dinlerken not alabilirsiniz. Çok sihirli bir prosestir. Çok sihirli bir cümledir. Otomatikman sizi zihin ötesinden hazırlar buna. Ve motivasyona bir bakmışsınız artık sigara içmek istemiyorsunuz. Benim gibi artık tiksiniyorsunuz. Şeysiz yapamayan Reyhan şimdi hani eşim bir yere gidiyor. Sen sigaralı ortamda mı bulundun? Ne yaptın diyor. Hamilelik de olduğum gibi. Sanki bir şeyim, hamileyim ve bir kokudan tiksiniyormuşum gibi şey oluyor. Yavaş yavaş beyninizde hazırlayın ki yöntemler sonradan öğrendikleri benim sigarayı bıraktan çok daha fazla hızlandırıyor. Lütfen canlar not alın. Sigarayı bırakmak isteyenlere bunları gönüllü olarak şey yapıp iletin. Sigarayı bırakmam için neye algılamalı, bilmeli, olmalı ve alıp kabul etmeliyim. Şimdi işte burada zihin ötesi işliyor. Yani sigara içmeyen biri olmalıyım, olmak zorundayım, bilmem ne falan değil. Yani zihnim böyle değil. Sor ve bırak, cevap yok. Aydın Bey biraz aksesi şeyiniz var galiba değil mi eliniz? Çok sihirli cümlelerdir bunlar. Hayatınızda para çekmek için, işiniz için, her şey için alıp kullanın. Muazzam işleyen zihin ötesi yöntemler. Bakın, sigarasız bir yaşam için neyi algılamalı? Bakın önce algıyı değiştiriyoruz. Bilmeyi, bilgiyi değiştiriyoruz. Olmayı kabul ediyoruz. Ve alıp kabul etmeliyim. Ne yapıyoruz? Biz aslında bilinçaltımız sigarasız bir yaşamı reddediyor. Aman Allah'ım, nasıl olur? 30 senedir o bu benim arkadaşım şeyim olmaz. Ama bu soruları sorduğunuzda okey tamam ya yani, böyle kendiliğinizden çok yumuşak bir geçiş yapmış oluyorsunuz. Bu sihirli soruları lütfen sorun.
Ve mesela benim arkamda şey yazar. What else is possible? Bunlardan daha alacaktım. Pandemi geldi, taşındık, olmadı. Sigarayı bırakmam için neler mümkün? Bunlar çok sihirli proseslerdi. Sigarasız bir yaşam için hangi zaman, alan, bilinç, enerji olabilir? O 3 günden sonra yavaş yavaş başladık ya sigarayı konuşmaya. Bütün bunları söyleyin. Siz bunları söyledikçe gitgide sigara içme aralıklarınız şey yapacaktır, artacaktır. Hatta bu arada mesela tabii normal hayata devam ediyorsunuz. Bir de sizi biri çıldırttığında ne oluyor? İlk iş sakinleşmek için hemen bir sigara yakılıyor. Olsun, yakın, izin verin kendinize. Ve ondan sonra gene bunları söylemeye devam edin. Ne kaybedersiniz? Zaten zihniniz bütün gün onu nasıl ödeyeceğim, bunu nasıl yapacağım, akşama ne pişireceğim, yarına ne giyeceğim, bilmem ne. Bunlarla böyle dop dolu duruyor. Onun yerine bunu yaptığınızda sadece sigara için değil, hayatınızın diğer tüm alanında da, tüm alanlarında da, ilişkinizde, işinizde, her şeyinizde bir şeylerin açıldığını, bir şeylerin iyiye gittiğini, bir şeylerin olumluya gittiğini fark edeceksiniz. Böyle geçirin bu süreçte. Zihninize devamlı bunu söyleyin. Mesela ofisten çıktın, çalışıyor musunuz? Herkes evden mi çalışıyor, şey yaptı bilmiyorum. Evine gidiyorsun. Bir taraftan kafandan bu proseslere, bu soruları söyle. Zihin kirliliğine bir sürü şey söylüyor sana. Bırak ve fark etmeden o senin stres yönetimine, kaygı yönetimine de yardımcı oluyor. Bunları da söylemeye devam et. Ondan sonra bir de, hocam zamanı aştım, devam edeyim mi? Devam edelim. Saat yok. Daha 10 dakika var bir saatin bitmesine. Ha, yok, tamam. Söyleyeceklerinizi isterseniz toparlayın. Çok güzel anlatıyorsunuz. Ben de mesela hayatımdan örnek vereyim. Bir şeye karar verirken veya bir şey yapmak isteyince böyle sizin gibi artı eksi yaparım ve artılar ne tarafta fazla o tarafa giderim. Her şeyde bunu yaptım. Artı eksi yazdım. Ne götürüyor diye. Ben şeyi sormak istiyorum. Çok güzel anlatıyorsunuz. Bölmek istemedim. Mesela bu işte ben önerdiğimde sigara içen arkadaşlarınızdan uzak durun. Sigara içilen kahve, çayı bırakını vesaireyi. Bunu ben 21 günlük bir süre veriyorum. Bu 21 günün sonunda diyorum. Siz ne kadar süre veriyorsunuz bu soruları sormak için Reyhan Hanım? Hocam şöyle, ben onu denedim, şey yaptım, çok olmuyor. Mesela ofiste insan çalışıyor ve arkadaşları dışarıya sigara içmeye Aşağı yukarı çıkıyorlar. kaç gün yani? Süresi yok. Yani benim deneyimlerime dayanıyor. O 21 gün biliyorsunuz psikolojide kabul edilen, fiziksel olarak yapılan şey bir şey. Ama mesela şey kişiler var, 21 gün hani çok kesin işe yarasaydı 11 ay alkol kullanıp 1 ay oruç tutup ondan sonra hani Arife günü alkolle iftarını açanlar var. Yani Doğru. çok yarasaydı, yani bedende ve zihinde yarasaydı orada yarardı. Ama önemli olan onun o bilinçaltındaki şeyleri temizlemek. Bunu temizlediğimizde ve benim için önemli olan bütün çalışmalarımda 3 tane ana prensip vardır. Pratik olmalı. Bu söylediklerim herkes tarafından uygulanabilir, değil mi? Sıra dışı bir şey göstermiyorum. Evet. Pragmatik olmalı, fayda sağlamalı. Ne diyorum? Sen şu nefes tekniğini yaparken sadece sigara krizinden kurtulmayacaksın. Aynı zamanda kilo kontrolü sağlayacaksın, yağ yakımın hızlanacak, ondan sonra stres seviyen azalacak ve sürdürülebilir olmalı. Sigarayı bıraktırdın, 21 gün her şeyden böyle yaptın, ettin falan, ben ne oluyor? 2 ay sonra, 3 ay sonra, 3 yıl sonra tekrar geri başlıyorlar. Hani sürdürülebilir olması için onun bilinçaltından, zihin ötesinden nedenlerinin temizlenmesi lazım. Yani keşke herkes yapabilse ama fiziksel olarak hocam bir kere yapamıyoruz. Yani işte hani hiç içmeyeceksin ama etrafta insanlar içiyor. Yanından içen birisi geçiyor. O dediğiniz çok doğru. Bir de şeyi öneririm. Benim burada İngilizcesi var. Onun Türkçesi de var. Atomik alışkanlıklar. Küçük değişimler, büyük sonuçlar olması lazım Türkçesi. Orada da bağımlılık değil ama dönüştürmek istediğiniz her şey için küçük 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 adımlar. Hani belki 21 gün değil de 21 dakika sigara içme. Bak ne olacak. Şimdi dış koşu orada da diyor ki işte dış etkenleri yok edin. Tamam, yapın. Ama mümkün değil. Yani kişiye diyoruz ki alkolü bırak. Adam çıkıyor, evinin karşısı tekel bayisi. Evinden yok etti yani. sigarayı bırak. Sokakta herkes fosur fosur sigara içiyor. Ama bunları yaptığımız zaman dış etkenlere rağmen hani zihin ötesi çalışır. Bilinçaltımızdaki sigarayı, benim amacım aslında şu canlar, duygusal bağı kesmek.
Yani Flört ilişkisini kesmek. heh, Flört. flört, sigara ile fingirdeşmeyi bırak. Sigara ile fingirdeşmek, ölümle fingirdeşmek. Git başka şeylerle fingirde onun yerine. Ama şimdi başka şeylerle fingirderken mecazi anlamda ne? Bu sefer yemeye başlıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Kilolar geliyor. Onun yerine çekirdek çitli, onun yerine çikolatayı. İşte orada bu yöntemler çok işe yarıyor. Yani onu bitirdin mi yerine bir şey koyman gerekmiyor. O kalıyor. Ve onun için de çok farklı şeylerde, farklı yöntemlerde kullanabilirsiniz. Başta nefes teknikleri olmak üzere. Bir de canlar EFT noktalarını. Lütfen sigarayı bıraktığımızda dediğim gibi en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi de stresle kaygıya düşmek. EFT dediğimiz şey ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Emotional Freedom Teknik. Türkçesi duygusal özgürleşme tekniği. İngilizcesi olanlarınız varsa The Tapping Solution'ı lütfen takip edin. Çok yakında şey başlayacak, yani zirvesi başlayacak online olarak. Orada her şeyle ilgili stres, kaygı, bağımlılık her şeyle ilgili gene aynı şeye geliyoruz. Aslında bunlar Çin tıbbında on binleri biraz atmış olabilir. Birkaç bin yıldır kullanılan yöntemler. Ne oluyor? İşte EFT'yi de bir Hollandalı mühendis gitmiş. Çin'de kendisi iyileşmiş. Bu ne ya diye bakmışlar. İşte hakikaten şu anda EFT'nin üzerinde 200'e yakın bilimsel araştırma var. Kortizol seviyesinin %43 indirdiğine dair. Hadi gelin şimdi sigara ile ilgili o EFT yöntemini yapalım. Şimdi kayıttan dinleyen canlar da lütfen yapsınlar. Önce olumsuzu yapıyoruz. Evet, ben sigara içiyorum, kaç kere bıraktım, olmadı etmedi. Sonra olumluya dönüyoruz. Bunu yaptığınız zaman sigarasız bir yaşam için, sigarayı kurtarmak değil, sigarasız bir yaşam için otomatikman bir motivasyon isteyeceksiniz. Bu üç günün sonunda sigara içmeye de devam ederek bunları yaptığınızda bir gün uyuyacaksınız ki artık elim pakete gitmeyecek. Ve sonra bakacaksın ki ay ben bundan tiksiniyorum. Ve benim bir tane danışanım, can danışanım günde 3 pakete yakın içiyordu. PepsiCo'da çalışıyorum. diyordu ki sigara içmeye çıktım. Kurumsal eğitim verirken onlar da kendiliğinden dedi ki bunlar işe yarar mı ki? Ben o zaman daha aksesif falan da bilmiyordum. Öğrenmemiştim. Dedim yarar tabii ki. İşte çıkıyorum diyor sigara masada kızlarla işte muhabbet kuruyorum, şey yapıyorum falan. Çok tatlı bir gençti. Ve sonra neye başladı biliyor musunuz? Hocam siz dediniz hani dışarıda hani sigara tetikleyen hiçbir şey olmasın etmesin. Bu danışanım bu tür yöntemleri uyguladıktan sonra sigara molasına çıkıyor. Sigara içenlerin yanına gidiyor plazada. Bu tabii pandemiden çok önceydi bu. Kahvesini de alıyor. Ve gene hani işte kızlarla muhabbet etmek için bilmem ne yapmak için o molayı kullanıyor ama sigaradan nefret ediyor. Geliyordum diyor üzerime böyle duygusal amacını gene kullanıyor. Sigara molasında kıstavlamak, kahve içmek, o anda işten kaytarmak hepsi var. Hatta diyor sigara içtiğimi yöneticimden içmediğim, sigarayı bıraktığımı diyor yöneticimden sakladım. Çünkü o bana bir mazeret, sigara içmeye çıkıyorum. Ama duygusal amacı ne? Kızlarla yakınlaşmak, muhabbet kurmak, sosyalleşmek. Sonra diyor ki baktım ki ben bunu sigarasız da yapıyorum ve diyor ki, dedi ki şey yaptığımda hani çıkıp da ben oraya gidiyorum. Ondan sonra ve herkes sigara içiyor. Benim elimde kahve. Ben sigara içmiyorum. Bir de diyor beni daha çok takdir ediyorlar. Aa buradasın ve sigara içmiyorsun. Ben sizinle muhabbet etmeye geldim dediğinde ne oluyor? Onlar da kendilerini daha değerli hissediyorlar. Bak bu sigara içmek için değil. Bizi görmek, bizimle muhabbet etmek için burada diye. Tam o sigarayla kurduğu bağ, oradaki sosyalleşme bağı aslında sigarasız onu çok daha iyi yapabiliyor. Bir de artı kazanıyor. Yani kızlar daha çok wow, bak sigarayı da bırakmış ama bizim için geliyor diye bir muhabbet dönüyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Reyhan Hocam son 2 dakika. Son söylemek istediklerinizi söyleyin. Bir gün daha yapalım. Çünkü 1 saat bağlanmamız bizim şeye. O zaman hocam EFT'ye girmeyelim bir kere daha yapalım. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz canlar? Derin derin nefes alıyoruz. İşte hocamın dediği endorfin şey hormonlarını yükseltmek için 10 tane arka arkaya nefes alalım. Dik oturalım. Sigara krizin geldi ya da iş yaşam dengesi. İşten eve geldin stresini atmak için dik oturuyoruz. Mümkün olduğunca diyaframa, mümkün olduğunca şuraya karnımızı alıyoruz. Evet. Derin bir nefes al. Ve derince ver. Evet, kocaman nefes al. Ve derince ver. Bu senin bütün kriz, yemekte iş fazla yiyorsanız iştahınızı da keser. Yemekten önce de yapın bunu. Derince nefes al.
Omuzları almıyoruz, karnını alıyoruz ve derince ver. Evet. Kocaman nefes al karnına ve derince ver. Evet. Derince nefes al karnına. Derince ver. Evet. Sigarasız bir yaşamı çek içine. Oh, yaşama sevinciyle ver. Evet. Dumansız bir hayatı çek içine, çek 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 çek. Dumansız bir nefes ver. Evet. Kolaylığı çek içine, çek 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 çek. Kolaylıkla ver. Evet. Neşeyi çek içine, çek 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 çek. Neşeyle ver. Evet. Kolaylıkla bırakmayı seç. Çekerken nefesin içine ve kolaylıkla ver. Evet. Mutluluğu çek içine, çek 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 çek. Mutlulukla ver. Evet, başlarınız dönmeye başladı mı? Çok güzel, evet. Evet. Çok çok Şimdi bu teşekkür ederim. nefes tekniğini canlar neşe nefesi diyoruz biz. Gerçekten stres hormonu çok azaltır ve yoksunluk krizlerinizin arasını açar da açar. Aynı zamanda dediğim gibi iş yaşam dengesini kurarsınız, iştahınızı kontrol edersiniz. Yalnız başınız döner, araç kullanırken yapmıyoruz. Dikkat gerektiren bir şey kullanırken yapmıyoruz. Oturduğunuz yerden alıp vereceğiniz 20 nefesi bütün yoksunluk krizlerinizi ortadan kaldırır, mutluluk hormonları salınımını tavana çıkartır, stres hormonu salınımlarını aşağıya indirir. Çok çok teşekkür ediyorum. Mustafa, oh, sen yokken bol bol dedikodunu yaptık. Çok teşekkür Ya, ederiz. var Gerçekten. ya tam bir saatten beri uğraşıyorum Reyhan. Cep telefonundan da kilitlendim. Çok özür diliyorum. Yani ses geliyor. Cevap da veremiyorum. Hocam da yazdı. Aradı da sağ olsun. Estağfurullah. Mustafa Hocam, önce size Reyhan Hanım'la bizi tanıştırdınız. Sonra en başta Reyhan Hanım'a güzel konuşması için her konuda faydalı, yalnız sigarada değil, gerçekten uygulamalı bir şekilde bize yaptırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Maalesef vakit olmadığı için daha uzatamadık. Sorunu da alamıyoruz. Yani çok özel sormak isteniyorsa bilmiyorum. Bir iki soru alalım isterseniz. İnce Hanım da Hocam katılmış. Reyhan'la İnce zaman Hanım da nasıl geçtiğini katılmış. İnce Hanım da Reyhan'la Bloomberg'de yönetmen İnci Karaman. Hoş geldiniz. Evet, buyurun. Hocam Buyurun. Reyhan'la zaman nasıl geçtiğini Hocam. anlayamazsınız. Bizim çok eski arkadaşlığımız var. Ben Evet. onun nefes derslerine de katıldım. Akses de aldım. Yani çok özel bir sizlerden iyi olmasın. Zamanını nasıl geçtiğini gerçekten anlayamazsınız. Gerçekten öyle. Bir saat geçmiş. Ben de Öyle anlıyorum. anlamadım ama ben de anlamadım. Ay, sağ ol Çok Mustafa'cığım. teşekkür ediyoruz. Katılanlara, dinleyenlere belki de uzaktan çok teşekkür ediyoruz. Emeğiniz için hakikaten bizi kırmayıp davetimizi de kabul ettiniz. Ta Dubai'den katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu, sigarasız, depremsiz günler diliyorum. Sevgiler hepinize. Hoşçakalın. Dubai'den sımsıcak sevgiler. Dumansız günler diliyoruz. Evet, Biz çok yaptıysak teşekkür herkes ederiz. yapar, değil mi Mustafa? Aynen öyle. Bundan daha sizin için neler mümkün? Evet. Daha sonra tekrar yaparız Seve inşallah. seve Çok konuk teşekkür ederim. olurum. Seve seve Aydın Bey, iletişime Evet. geçelim. Mustafa'yla bağlanalım. İletişimi Aydın bizim Bey, benden Feryal önce da var, katlandı Melahat Hanım da Reyhan var. Hanım. Ağzınıza sağlık. Ben de diyordum yayın bitse de Mustafa Bey'i arasam, Bodrum'a buradan bir bağlansam da desem ki bizim de aramızı yapsanıza Mustafa Bey. Aydın Bey benden önce davrandı. Seve Teşekkür seve, seve seve. Teşekkür ederiz. Ne Teşekkür ederiz. kadar katkım olursa sonuna kadar hazırım. Çok teşekkür ederiz. Herkese iyi Çok hafta teşekkürler. sonları diliyorum. Katılanlara, herkese İyi çok akşamlar. teşekkürler. Deryacığım, sana da çok teşekkür ediyoruz. Hasta hasta bu bize programı, webinarı bağladın ve gayet güzel gitti. Kesilmeden çok Anladım. teşekkür ediyoruz. Tamam. İyi akşamlar. İyi İyi akşamlar. akşamlar. İyi Sevgiler akşamlar. Dubai'den. İyi Çok akşamlar. teşekkürler. İnşallah geleceğiz bir gün. Beklerim. İnşallah.